Şimdi korona ile mücadelemize gidelim. Biliyorsunuz yeni bir evreye geçtik. Koronaya denetimsiz serbestlik verildi. Açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Hiçbir önlem alınmaksızın aslında salgının kendiliğinden geçmesi beklenirken, kendiliğinden geçmemişken beyaz bayrak çekildi. Yani bu bir zafer değil, bu bir başarı değil. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösterilebiliyorsa maske takmak artık şart değil. İnsanların hayatını riske sokacak kararların alınması çok anlaşılır değil. Koronavirüs salgınında atılan normalleşme adımları için uzmanlara göre çok erkendi. Çünkü hala günlük vaka sayıları da vefat sayıları da çok yüksek. Üstelik aşılamada da Türkiye istenilen seviyeye ulaşamadı. İki dozun koruyuculuğu düştü. Üçüncü doz aşısına olanların oranı ise %32,5. Bugüne kadar zaten biz maskeden sıkıldık. Yeter yani. Toplu taşıma olsun, iş yerlerinde olsun. İyi ki de kalkmış yani. Bu gevşemenin genele yayılmasının olmadığını mutlaka ve mutlaka altını birkaç kere çizmek gerekiyor. Açık alanda kalabalıklaştığınız zaman bile maske gerekli. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Alper Şener yeni kararların ardından herkesi maske konusunda böyle uyardı. Zaten Sağlık Bakanı Koca da kararlarda tam mutabakat sağlanamadığını açıklamıştı. Kararlar mutlak bir mutabakatla alınmış kararlar değildir. Bilim insanlarımızdan henüz erken diyen ve bekleme taraftarı olanlar da var. En aşağı Mayıs sonuna kadar omikron salgınının gidişatıyla ilgili olumlu veriler beklenmeliydi. Kurallara uymamayı özendiren, onları ödüllendiren ama kurallara uyan, aşısını olan, tedbirini alan insanları cezalandıran bir şey, karar gibi görünüyor. Maskesine, aşısına özen gösterenler gevşemenin ardından çok daha dikkatli olmak zorunda kalacak. Kimse bulunduğu ortamda pozitif hasta var mı yok mu bilemeyecek. Birçok HES koduyla işte kurallara uymayan, hastalığı bulaştırma potansiyeli olan insanların toplum içine karışması engelleniyor. Uçak, otobüs, tiyatro, sinema ve sağlık kuruluşlarında maskeler kullanılmaya devam edilecek. Ama buna ne kadar uyulacağını kestiremiyor uzmanlar. Okullarda ise pozitif öğrenciler olsa bile sadece o öğrenciler izole edilecek, sınıflar kapanmayacak. Bu da ailelerine taşıma riskini artıracak. Çocukların aşılanmamış olması risk, çocukların etrafında aşısız bireylerin olması risk, okulların çok kalabalık olması risk. Vaka sayısında artış mutlaka olmuş. Burada ama biz bunu fark eder miyiz? Muhtemelen tam etmeyiz. Çünkü testlerin yapılması daha zor hale getiriliyor. Ağzınızı açın.